Evet abi. TD 100'ümüz 2006 model. 12 metre küp yem karmayla çalışmakta. Çiftlikte yem dağıtma işlemini yapmakta traktörümüz. Şu an 4500 saat civarı. 4500 saat civarında. Nasıl? Memnuniyetiniz nasıl traktörden? Yakıttan memnun değiliz. Abi. Şu an çevirelim. 4257'ymiş. Tamam. Al civarında. Saati bu kadar. Zaten almadım da fiş çekilmişti. Evet. Emektar. Dediğimiz yok. TD 110. Debriyaja bak abi. Bakayım bir tane. Yok daha değişmemiş. Değişse de yumuşak olurdu. Böyle abi. Artıları var, eksiler de mi var? Evet. En başından şu menteşelerin düşmesi. Yan kelebek mi? Yani şuraya bir tane demir yapıp da çekebilirdik. Direkt ondan çektiğinizde sıkıntı sağ oluyor diyorsun. Yani yaptığı teyip kendine özel. Sadece biraz daha büyük alan olabilirdi yani. Başka teyip takmak için. Klima zaten 2 ayda bir bakım istiyor. Onun için iptal ettirdik. Soğutmuyor yani. Soğutmuyor. Şimdi aynen yani. Hepsinde o sıkıntı var ya. Menteşeler burada da gitmiş. Tabii artıları da var traktörün. Lift otomatiğimiz olsun. En güzel, her traktörde bulunması gereken özelliklerden. Yani. Evet. Fren, ben memnunum frenlerden. Sıkıntı yok düz yerde olduğumuz için. Düz yerde tutuyor diyorsun değil mi? Düz yerde tutuyor. Yavaş hızlarda ve düz evet. Yerlerde. Evet, sıkıntı yok onda. Konfor desen yok abi. Konfor hiç düşünülmemiş. Zaten parasına göre böyle bir traktör. Evet. Yani New Orleans böyle bir traktör. Artıları var, eksileri de var yani her markada olduğu gibi. Demirellere sesleniyorum. Adamlar servisi çok güzel. Serviste New Orleans'ın üstüne tanımam ama traktör olsun. Yani kalitesinden evet. Memnun değilim. Şu an LED bağladım oralara. Evet. Çalışma lambaları yetersiz geliyor. Her ay yani bir hafta iki hafta gidiyor şey. Ampul kesiyor değil evet. Mi? Şu an o da çok sık ya. Şu an şurasını da göstereyim. Su alması. Evet. Cam silecek bal 540-550. En şey şunu yapan mühendise seslenmek istiyorum şu an. Çok yakın değil mi? Ya şuraya takamıyorsun abi. Şunlar iptal zaten. Şunları kestireceksin. Şunları şuradan kesiyorlar, süper oluyor. Ben buraya takıyorum bazen de. Biz onları kestince süper oldu. Evet. Yoksa takılmıyor alta gidiyor dediğin gibi. Bir de tekerlerin yağ kaçırması. Aynen. Her kronik sorun. Her traktörde, caselerde, ne onlantlarda. Onlar kaçırıyor ya, evet. Kovanlardan kaçırıyor maalesef. Evet. Yani bazı eksiklikleri var. Güzel traktörü ama. Çekidemirimi kendimiz yaptırdık. Bu da kendi yapımız. Maalesef orijinalleri gitmiyor. Şunu da mutluyum. Boşluk. Yani pistonlardan. Zamanla aşıyor. Evet. Şeyinden memnun yani. Orta kollarından sıkıntı yaşamadım. Memnunum herhalde. Kaldırma kapasitesi falan yeterli. Yeterli. Yani tarla işinde kullanmadığımız için yıllık bir iki kere işimiz düşüyor. Evet. Lastikler Allah rızası için şunları bir sıkın. Yani şunları da kontrol edin. Çemberdeki cihataları. Gevşiyoruz. Kaç metre küptü? Tiyanistan 12 metre küp yem karmamız. Çok güzel makine, İtalyan şanzıman bulunmakta. 2012 model. Yem karmanın içini göstersem. Yani yem karmamız. Neden dikey almadık? Derseniz de otu kıymadığı için dikey almadık. Tercih etmiyoruz dikeyi yani. Yatay daha mı yıkalıyor konularda? Yatay otu kıyabiliyor. Çayır otunu. Dikey kıyamıyor. Yani daha hızlı kıyıyor. Sıkıştırma oranı daha güzel. Herhangi bir bakımı çok kolay. Sadece 2 yılda 3 yılda bir sadece pompa gidiyor. O da HEMA. Yani Türk markası. Ucuz. Evet. Ucuza kapatıyorsun. Evet. Ucuza değil de orijinalde geldiği için onu takıyoruz. O da HEMA zaten bilim olsanlarda da kullanılıyor. Memnun oldum. Sadece o sıkıntısı var, başka sıkıntısı yok. Makinenizden memnunum yani. Alacaklara tavsiye ederim. Sadece jantlar değişirse o kadar. Bu 8 sene içerisinde. Dişler de, şunlar değişiyor. O da sıkıştırırsan patlatıyor bunları. Başka sıkıntısı yok. Ya, biliyorlar aynı. Evet.
Ya kaç yıldır kullanıyor dedin sen? 8 yıldır. 8 yıldır kullanılıyor. Evet. Her gün? Her gün yem yapıyor. Günde 8 ya da 10 makine arasında yem yapıyor çiftliğe. Çok güzel makine. O kadar yapıyor, çok. Ona rağmen şu ana kadar sıkıntısız çalışıyor, evet, diyorsun yani. Büyük bir sıkıntısı hiç olmadı. Sıkıştırmayın, makineyi yormayın yeter abi. Her işini gördük. Yani 100 başlık, 200 başlık işletmeler için uygun. Evet. Yani 500 ayma baktığımız için yeterli. Bu sefer fazla yüklemiyorsunuz. Evet. Gün içinde yaptığımız yem karma sayısı fazla. Evet. İleride değiştirmeyi düşünüyorlar. 16 metreküp ideal. Evet.